İlişkiniz nasıl gidiyor? Heyecan hala var mı? Merhaba canlar dostlar, nasılsınız? Umarım her şey iyidir hayatınızda. Ben de hayatınızda faydalı etkisi olabilsin diye pır pır uçan, zaman zaman neşe saçan bir ışıklı cisim olmaya çalışan insanlardan biriyim. İlişki mühendisliğinin 3. bölümünde tekrar sizlerleyiz. Merhabalar, ilişkiniz nasıl gidiyor? İyi mi gidiyor? Yeterince derine indiğinizden, her şeyi bildiğinizden ve dürüstçe kendiniz de özgür olabildiğinizden emin misiniz? Dostlar, bu bölümde de ilişki olaylarını dünyevi şartlarla birlikte ele almaya devam edeceğiz. Biraz hatta güleceğiz, eğleneceğiz. Ancak 4. bölümden sonra mutlaka emniyet kemerlerinizi veya ek kanatlarınız falan varsa hepsini bütün teçhizatınızla birlikte takıp öyle izlemeniz gerekecek. Bunun garantisini şimdiden veriyorum. Çünkü 4. bölümden sonra artık dünya şartlarından, dualitenin sınırlarından demir alıyoruz ve birlikte gerçekten bir ve bütün olunabilecek yükseliş bilincindeki bir ilişkiyi tariflemeye başlayacağız. Gerçekten şimdi dünyevi şartlarda bu bölüm son eğlencemiz olsun. Bir önceki bölümde özellikle sevgili olan veya evli olan çiftlerin erkek bölümü ile kadın bölümü arasındaki enteresan sosyal medya davranışlarından bahsetmiştik. Hani erkeklerin birbirlerine sürekli pornografik resimler atması, kadınların erkeklere oranla çok daha az böyle şeylere başvurması ve kadınların ilişkide genelde tutarlı, duygu ve derinlik aramasından bahsetmiştik. Tabii ki bunlar erkekler için de geçerli ama ne yazık ki daha önce de belirttiğim gibi dünyevi şartlarda var olarak ilişki yaşayan, yani yükseliş bilincinde olmadan ilişki yaşayan erkek veya kadınların hiçbiri olayın aslında tam anlamda özüne inmiyor demiştim. Örneğin ben şöyle evli çiftler bilirim. Adam bekarken, eskiden mail grupları vardı. Arkadaşlar birbirlerine işte özel mail grubu açıyorlar. İşte günün güzelleri diye olsun veya işte çekici şeyler falan filan. Böyle mail grupları vardı o zamanlar. Yani WhatsApp veya ICQ falan pek kullanılmıyordu. Messenger falan yoktu yani. O zamanlarda doğal olarak birçok erkek gibi ben de bu mail gruplarından birine üyeydim. Ama işe gidiyorduk var ya, sabah böyle daha ofise gidiyorsun. İlk kahveni almışsın, sigara zaten içeride içmiyorduk sanırım o zamanlar, bir ara içiliyordu. Basıyorsun abi, yeni mailler gelmiş. Bir tıklıyorsun, güne birbirinden güzel, iç gıcıklayıcı resimleri görerek başlıyordun falan. Şimdi böyle bir şey var, bir de tabii şimdi bu artık WhatsApp gruplarında var, her yerde var yani her türlü tabii insanlar istediği içeriğe göre grup açıyor, oraya üye olabiliyor falan filan. Ben aslında bu anlamda halen özgürlükten yanayım. Çiftler açısından baksak bile olaya. Yani bırak evli de olsan, yani böyle geyik şeyler, tamamen estetik amaçlı şeyler içeren gruplara eğer üye olmak istiyorsanız bence olun kardeşim. Yani oradaki gün içinde göreceğin 100 tane kadın veya yakışıklı adam resmini gördün diye eve gittiğinde onlarla mı yatıyorsun? Öyle bir şey yok. Bu anlamda gerçekten sanal bir özgürlükten yanayım. Ama şöyle çiftler bilirim. Mesela benim başıma gelmişti. Bir arkadaşım bizim bu mail gruplarından birini, hatta açan kişi bile olabilir bak. Çok iyi hatırlamıyorum. Bilmem ne güzeller falan. Abi baktım adam diyor ki artık bana lütfen bu gruba mail atmayın. Yeni nişanlandım veya evlendim, hangisiydi bilmiyorum, fark etmez benim için, sevgiliysen sevgilisindir, artık atmayın çünkü sevgilim de bunları görebilir. Ya tamam. Tabii ki şimdi görse aa bu ne der, bir aklı uslu bir bayan öyle der, ama yani bırak ya, bunlar materyaldir. Yani tamamen görsel. Erkeklerde görsel ağırlık çok fazla. Görsel etkiyi çok derinden yaşıyor erkekler. Yani bir tane resimle ben bir hafta geçiren erkek biliyorum. Tek odada. Anladınız siz onu. Yani erkeklerde böyle bir şey var. Kadınlarda da olduğunu duydum ama kadınlarda gerçekten erkeklere göre epey daha az bir oranmış bu görsel düşkünlük. Veya duygusuzca hiç anlam yüklemeden seksüel şeyler görme falan.
Bunlar ama yani kadın tarafında da olsa doğal karşılamak lazım. Hele bir de partnerinize karşı bu konuda rahatsanız, saklamıyorsanız, o gene resimler gelmiş işte, gördüyse gördü falan türünden davranabiliyorsanız, ortalıkta hiçbir fırtına kopmaz yani, hiç yani rüzgar bile esmez, ancak meltemlerle serinlersiniz, öyle diyeyim. Bu bir de şimdi belli bir dualite katmanında ya da dualite sınırları içinde veya stratosfer altı titreşimlerde yaşayan bir çiftseniz, illaki kıskanma, güvenmeme, sürekli takipte olma gibi şeyler peşinizi bırakmaz. Çünkü yani bilincinizi bırakmaz. Çünkü bilinçaltınızda güven yok. Yani tabii ki güven dualite sınırları içinde var olan çiftlerde de var. Yani güveni gayet yeterli olan çiftler de var. Ama şimdi kıskanıyorsun kardeşim. Bir tane erkek arkadaşı eşinin veya partnerinin, karının bir mesaj atmış diyelim. Şimdi tabii ki bu ne hayda dersin. Niye? Çünkü senle evlendikten sonra artık o, hani derler ya, Allah sahibine bağışlasın. En nefret ettiğim söz. Hangi erkek hangi kadının sahibiymiş? Hangi kadın hangi erkeğin sahibiymiş kardeşim? Öyle sahiplik mi olur ya? Yani ya gelirse gelir. Tabii ki zaman zaman böyle durumlarda, yani özellikle evliliğin ilk yıllarında insan hayda bu ne falan diyor. Benim de dediğim oldu ama yani açık olduktan sonra nedir ya, gelsin isterse Brad Pitt'ten gelsin kutlama mesajı, gelsin. Yani açık ve dürüst, rahat, gerçekten rahat davrandıktan sonra, biraz da cesur olduktan sonra böyle şeyler denizde kum yani. Ne bileyim, hatta baharat bile edinebilirsin yani. Oo, da sana yazmış mı, bravo, vay, eşimin gideri varmış falan. Erkekler arasında böyle laf da vardır. Hani sevgili yapmış derler ya, sevgili yapmışsın derler böyle. Ondan sonra erkek arkadaş, işte diğer bir erkek arkadaşına, sevgili kazanan bir arkadaşına hemen açıktan bir mesaj yazar. Yalnız seni tebrik ederim, sevgilinin de gideri varmış. Böyle şeyler vardır. Bunlara alışkın olmak lazım. Yani kısacası kıskançlık olayı, stratosfer altı bilinçte var olan çiftler için biraz daha katı sınırlarla belirlenmiş bir kavramdır. İllaki olay hesap sormaya gider. Yoğun kavgalar edilebilir. Halbuki yani düşünsenize, özellikle dördüncü bölümde gireceğim, çok ufak tüyolar olsun bunlar. Yani rahatsın kardeşim, sonsuz özgüvendesin. Değil mi? Sonsuz bir özgüvendesin. Tamam, eşinin temeline, onun kabullerine güveniyorsun. Açık açık birbirinizi o kadar yüksek bilinsiniz ki masaya yatırmışsınız. Kardeşim ben diyor mesela, ben seni hayatta aldatmam diyor mesela. Değil mi? Erkek öyle diyor. Kadın da diyordur. Yani böyle şeyler var. Ufak tefek sosyal medya var elimizin altında. Hiçbir şekilde temassız bir yaşam dış dünyayla düşünülemez. Yalandır, eksiktir. İlla ki alışverişte bulunduğun arkadaşların olur. Bunlar sevgilinin arkadaşları olabilir. Veya hiç tanımadığın birinden bir kutlama mesajı alıyor olabilirsin. İşte karınsa onun bir erkek arkadaşı, iş çevresi veya dost çevresinden ona bir şeyler yazabilir, yani kutlayabilir, ne bileyim, iltifat bile edebilir. Bunları hep deneyimleyerek görmeniz gerekiyor. Dolayısıyla aynı şeyler erkek tarafına da olabilir. Şu kıskanma olayına, dediğim gibi, dördüncü bölümde bunu hatta bir tool olarak, bir öğe olarak ele alacağım. Bununla neler yapılabilir falan gibisinden, ama şu an yine dualite sınırları içerisinde muhabbeti renklendirmeye karar verdim. Tekrar önemini üzerine basarak söylemek istiyorum. Artık böyle eskisi gibi otur evde, karı koca, akşam çorba, pijama, terlik, yatak, böyle bir hayat yok. Yani dış dünyayla, sosyal medyayla temassız, dokunulmaz bir hayat yok. Buna göre bütün çiftler uyumlanmak zorunda. Yeni gençler zaten böyle yetişiyor ama bizim gibi işte 30'dan sonra 40'lı 50 yaşlar belki bu kadar da rahat olamıyor olabilirler sosyal medyada. Bunun uyumlanmasını kendi hayatımda ben de yaşadım. İnsan hakikaten bir şöyle bir şey oluyor yani. Halbuki ne olur ki, değil mi? Şu an ben mesela bir yayıncıyım, eşim bir yayıncı. Yani böyle şeylere gerçekten uyumlanması gerekiyor. Ha, bunlara uyumlanmak için ille eşinizin, dostunuzun bir yayıncı da olması gerekmiyor. Sosyal medyada popüler olması gerekmiyor. İlla ki bir kutlama alırsın. İlla ki bir iltifat alırsın. Yani bir şeyler alırsın. Bunların hepsine açık olunması gerekiyor. Gerçekten, çünkü bu zamanımızda
çok geçirgen birbiriyle iletişim halinde bir sosyal medya düzeni var. Gerçekten böyle bir şey var. Dolayısıyla öyle şu yazdı bundan kıskandım, o yazdı bundan kıskandımı özellikle erkeklerin ve sonra da kadınların bırakması gerekiyor. Böyle bir şey yok. Yani ha evine kadar, kapıya kadar bir tane biri dayandıysa, eşine bulaşıyorsa o zaman dert et tabii. Ama ufak tefek şeyleri dert etmemeye insanların alışması gerekiyor sevgili dostlar. Bir de bu bölümü bitirmeden bağlılık konusuna değinmek istiyorum. Bağlı kalmak belli bir yıldan sonra çiftleri zaman zaman sıkmaya başlıyor. Eminim birçoğunuz romantik komedi filmler izliyorsunuzdur. Yerlisi olsun, yabancısı olsun. Yani tabii bağlılık almak deyince hayda kaldı 30-40 yıl ömrüm. Ben ne yapacağım şimdi? Bir tane kadınla gece gündüz beraber, yaz kış beraber böyle mi bitecek? Bizde yani son kullanım tarihi buraya kadar mıymış diye düşünen insanlar çoktur. Abi şimdi bir kere zaten şu çok önemli. Belli bir yaşa kadar bazı şeyler yaşamadıysan, cinsel deneyimler olsun, işte seksüel yaklaşımlar olsun, arkadaşlık, sevgililik, dostluk olsun, bazı şeyleri deneyimlemediysen, sıfır kilometre yani sıfıra sıfır çat dadanak evlendiysen kardeşim, illaki açık kalmış, keşfedilmemiş ve tatmin olmamış duyguların olacaktır. Bu gerçekten başa bela olabilir. Bu yüzden lütfen kimse sıfır kilometre bir partner özlemi çekmesin demek istiyorum. Çünkü eğer sıfır kilometre bir partnerle zaten el bebek, gül bebek, çat dadanak evlendiysen kardeşim, daha olgunlaşmadan, daha duygular ortaya çıkıp karşılığını bulmadan birebir o tecrübelerin hepsini birbiriniz üzerinden sağlamaya çalışırsınız ve illaki açık kalmış sinir uçları, hormon uçları, birçok şey olabilir. Aman dikkat edin, kıçınız açıkta kalmış olmasın. Yani bunları bu yüzden daha tecrübeli, biraz hayatı deneyimlemiş insanlar daha iyi değerlendirebiliyorlar ve ilişkilerinde daha tecrübeli olduklarından çok daha rahat, dürüst, cesur olabiliyorlar. Birbirlerinden bir şey gizlemeyebiliyorlar. Yani bu gerçekten önem veriyorum. Düşünsel ve deneyimsel olarak biraz tecrübeli olan insanlar partnerlerine karşı her zaman daha anlayışlı, daha geniş, daha cesur ve dürüst olma şansına sahipler. Onların ilişkileri çok aşamalar daha önceden hayatlarında yaşandığı için daha güzel rayına oturmuş şekilde ilerleyebiliyor. Ama tabii şuna da engel olmak pek mümkün değil. Yani aşık oluyorsun genç yaşta, için yanıyor kardeşim, ben bununla evlenirim diyorsun, evleniyorsun, ondan sonra da kaderine razı olman lazım. Artık hani bu evliliği olgun seviyelere sen geldiğinde, olgun yaşlara geldiğinde sürdürebiliyorsan, yaratıcılığına devam ederek ilişkinin, ne mutlu sana. Ama genelde bu kadar da kolay olduğunu sanmıyorum. Tabii klasik Türk ailesi hudutlarında bu disiplinde bu şekilde yaşayıp aslında pek renkli bir ilişki yaşamadan, yaratıcılık olmadan evliliğini 60 yıl sürdürenler de var. Olmaz değil, yaparsın olur. Koyarsın prosedürünü, uyarsın biter. Ama heyecan hala var mı? Heyecan hala var mı? Daha fazla yaratıcılık, cesaret, dürüstlük, samimiyet ve heyecan istiyorsanız bir sonraki 4. bölümde tekrar benimle buluşun. Kemerlerinizi ve ek kanatlarınızı takmayı lütfen unutmayın. Öpücükler gıgıdan.